2024 Tayf Film Festivali'nde heyecan dorukta. Kısa film yaratıcılarını teşvik etmek için düzenlenen uluslararası festivalin birbirinden ünlü jüri üyeleriyle sizler için konuştuk. Dört Tayf Film Festivali heyecanı başladı. Birbirinden ünlü jüri üyeleri neler açıkladı? Heyecanla bekliyorum. 2023 yılında 125 ülkeden fazla katılımla rekor kıran binlerce başvurusuyla 2024 yılında da kısa film yaratıcılarını teşvik etmek ve sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmaya amaçlayan TAIF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri yarışma öncesinde bilgi verdi. Hande Doğan Demir, sıradan bir seyirci olarak değil değerlendirecek biri olarak çok daha büyük bir sorumluluğum var. O yüzden vallahi heyecanla bekliyorum. Umarım çok güzel bir akşamda sonuçları görürüz hep beraber. Selin Yenici, Uluslararası TAIF Kısa Film Festivali'nin bu yıl jüri üyelerinden bir tanesiyim. Zaten bu yıl Ankara Film Festivali, Distopya Film Festivali, Diyarbakır Kısa Film Festivali buralarda jüri üyeliği yaptım ve aslında böyle sektöre yeni giren yaratıcı, çalışkan arkadaşları bu şekilde teşvik eden ve görünür olmasını sağlayan bir aktivitenin, bir organizasyonun parçası olduğum için de mutluyum. Umarım güzel katkılarımız olur. Festival Başkanı Reis Çelik, kısa film sinemanın temelini oluşturuyor, yani başlangıcını oluşturuyor. Yeni kuşakların sinemaya girmesi, yeni yolların, yeni deneyimlerin kazanılması, yeni yol açıcı fikirlerin gelişmesi çok önemli bir şey. Onur Büyüktopçu, dünyanın birçok yerinden çok ciddi talepler var. Yaklaşık 3000'e yakın bir başvuru birçok ülkeden. Tabii ki ben Türkiye'de çok fazla meslektaşım var. Yeni mezun arkadaşlar var. Onları da desteklemek, onlar adına güzel şeyler yapmak adına buradayız. Doçent Doktor Nagihan Çakar. Çok güzel geçecek. En azından herkes alanında uzman, işte senarist, görüntü yönetmeni, yönetmen, oyuncular, animasyon alanında herkes kendi uzmanlık alanında filmleri değerlendirmiş olacak. Yine en yüksek katılım İran'dan oldu. İkinci Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Fransa olarak devam ediyor. Profesör Doktor Emre Alkın. Ya biz ne yapıyoruz Topkapı Üniversitesi olarak? Yani bu Uluslararası Kısa Film Festivali'ne niye destek verdik? Çünkü Türkiye'de güzel işler yapan insanların yalnız olmadığını hep hatırlatmak istiyoruz. O yüzden Topkapı Üniversitesi nerede güzel bir iş varsa, sağ olsun Nagihan Hoca sayesinde bunu da keşfettik. Onun yanındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen TAIF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Varol Yaşaroğlu, Sami Saydan, Eylem Can Polat, Müge Uğurlar, Cansu Fırıncı, Bilma Elz ve Mehmet Ali Karga diğer jüri üyeleri. Acun Ilıcalı, Acun Medya Akademi'den mezun olan 600 öğrenciyle barbekü partisinde bir araya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı partide selfie rekoru kırıldı. Geleceğin medyacıları, geleceğin mutfak şefleri Acun Medya'da mangal partisinde buluştu. 600 kişiden oluşan mezunlar grubu Acun Ilıcalı ile buluştu. Allah evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle sizin gibi güzel insanları bir kez daha evimizde görmek bizim için büyük mutluluk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani kısa süreyi güzel değerlendireceğiz inşallah. Uzun zamanda bu kadar telefonla aynı anda çekilmemiştim. Acun Ilıcalı, Acun Medya Akademi mezunlarıyla şakalaştı. Konseyde çok konuşulan sinirli hallerinin geçtiğini belirtti. Bugün sakin bir gündeyim, ondan dolayı endişelenmeyin. Sinir krizim geçmiş durumda. O açıdan inşallah güzel günleri beraber yaşarız. Siz de güzel şeyler yaşarsınız. Keyfiniz yerinde herhalde. Acun Ilıcalı etkinlikte gençlerle tek tek fotoğraf çektirerek bir rekora da imza attı. Ben niye tek edemiyorum? Müzik.
Deniz Seki'ye aşk defterini kapattıran kim? Hangi ünlü isim hamilelik iddialarına yanıt verdi? İstanbul'a dönüş yapan Meltem Cumbul, Dilber Akım'ına nasıl kapıldı? Nilperi Şahinkaya neden civciv oldu? İrem Helvacıoğlu ekrana küstü mü? Gecelerde kameralarımıza yansıyanları hep birlikte izliyoruz. Işıklar yandı. Vargas panikledi. Hile'nin Kübalı Sultanı Melisa Vargas kimden neden kaçıyor? Meltem Cumbul'dan Dilber dansı üzerinden Yılmaz Erdoğan'a büyük gönderme. Gönül yarısını çok benzettim. Dilber karakterinin bir benzerini seneler önce dünya karakteri olarak kendisinin oynadığını söyleyen Meltem Cumbul'dan sürpriz iddialar geliyor. Gönül yarısını çok benzettim. Her fırsatta ben aşk kadınıyım diyen Deniz Seki, neden aşk meşk istemem demeye başladı. Ne aşkı ya. Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin efsane kalecisi, şimdilerde Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel. İki günlük futbol arasında eşi Zeynep Demirel'le gecelerde. Söyleyecek bir şeyim yok, kendinize iyi bakın. Konuşacak magazinel bir mevzu yok dedi. Yüzü asık bir halde aracına bindi gitti Demirel Volkan. Bize konuşacak ünlü lazım dedik. Deniz Seki, ben varım diye çıktı ortaya. Nereden buldunuz bizi ya? Hayırdır Deniz Hanım, size hangi rüzgar attı gecelere? Ben hiç evden çıkmam normalde. Konserden eve, evden konsere. Ama Özgür'ü asla kıramazdım. O benim en zor günlerimde her hafta gelmişti. Onu böyle bir günde yalnız bırakamazdım. Kadim dostu Özgür Aras'ın doğum günü için dışarıya çıkmış. Gündeminde ise Yıldız Tilbe'nin son günlerde yine el alemin diline düşen meşhur o komik dansları var. Yıldız Tilbe'yle sohbetiniz vardı, kendisinin dansında çok konuşuyor. Video ay onu yerim ben. Yıldız Tilbe'ye söylenecek laf var mı? Bence Türkiye'nin en büyük yazarlarından, yorumcularından, en büyük kadınlarından biri. Siz neler yapıyorsunuz? Aşkla meşkle aranız nasıl? Aşk mı istiyorsunuz? Ne aşkı ya? ne aşkı da ne demek? Hani siz aşk kadınıydınız? İnsanlık istiyorum, insanlık. İnsanlık, adalet, insanlık. Yani aşk olmasa da olur diyorsunuz şu saatten sonra. Aşk meşk benim zaten var sevgilim. Çıkarttırdık sonunda baklayı ağzından. 3 ay küs kaldığı, 3 ay sonra barıştığı, sonra bir daha darılıp bir daha barıştığı İrfan Bey'le belli ki yeniden beraber Deniz Seki. Size saadetler dileriz o zaman. Siz bu kadar saattir burada mı bekliyorsunuz gerçekten? Evet. Yerim ben size. Ben size teşekkür ederim nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bay bay.